Bugünkü dersimizde Servet Fünun dönemi Türk Edebiyatı'na bakacağız. Türkçe öğretmenliğinde de, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde de Servet Fünun'dan ve özellikle sanatkarlarından soru gelmekte. Bu yüzden oldukça önemli bir konudur. Ayrıntılı olarak işlenecektir. Özellikle bu dönemde oluşum zeminine ve yazarların oluşturdukları eserlere tür bakımından farklılıklara dikkat etmekte fayda var. Şimdi Servet Fünun hareketinin doğuşuna bakmadan önce bir geri zeminine bakmak lazım. Biliyorsunuz 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birlikte yeni bir batılı anlayış Osmanlı toplumuna girmişti. Ve 1859'la birlikte Tanzimat Edebiyatı gündeme gelmiş ve Batı Edebiyatı'ndan ilk çevirilerle, oluşturulan ilk batılı türlerle birlikte, gazeteyle birlikte yeni bir edebi anlayış ortaya çıkmıştı. Bu edebi anlayış içerik yani muhteva açısından yeni bir anlayıştı. Fakat özellikle nazım şekilleri açısından, dil açısından geleneğe bağlı bir anlayış gösteriyordu. Bunun devamında ara nesil adını verdiğimiz bir edebi gelenek vardı. Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz. Yani Servet Fünun'dan önceki o edebi gelişimden bahsediyoruz biz. Burada özellikle ara nesille kastettiğimiz her biri bağımsız olarak varlık gösteren, kendi mizaçlarına göre ve kendi anlayışlarına göre Servet Fünun'dan, divan edebiyatından, halk edebiyatından, belki tanzimat edebiyatından kendilerine uygun olan konuları, teknik yönden önemli olan şeyleri alıp oluşturdukları edebi geleneği kastediyoruz. Bu özellikle edebi gelenekte kadın yazarların varlığından bahsedebiliriz. Özellikle popüler edebiyat anlamında popüler romanın bu dönemde gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Servet-i Fünun'u hazırlayan Avcan Buman gibi teknik konuların bu dönemde Menemenizade Mehmet Tahir'i hatırlayın lütfen, gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Fakat ara nesil dediğimiz kavramda özellikle derleme bir edebi gelenekten bahsediyoruz. Çünkü yeni bir edebi anlayış oluşturmaktan öte, edebiyatı batılılaştırmak ve yenileştirmekten öte, özellikle kendilerine uygun olan halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat ve Servet-i Fünun'dan aldıkları özellikleri edebi eserlere uygulamışlardır. Bu yönden yeni ve dikkate değer bir anlayış değildir. Fakat yine de bu sanatkarların bireysel olarak ortaya koydukları dönemin anlayışını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde özellikle Servet-i Fünun'un gelmeden önce Tanzimat'ın ikinci nesinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci biliyorsunuz eski ve yeni edebiyat savunucularının iki kutbunu oluşturuyordu. Bu dönemde özellikle Hasan Ansap adlı genç bir şairin abes ve muktebes kelimelerini kafiyelemesinden dolayı bir tartışma çıkmıştı. Kafiye göz için midir, kulak için midir? Çünkü abes ve muktebes kelimelerindeki s'ler farklı s'lerle yazılıyordu Arap alfabesine göre. Özellikle kafiyenin kulak için olduğunu savunulması yeni edebiyat taraftarlarından Recaizade Mahmut Ekrem etrafında toplanan şairler tarafından savunulmuştu. Kafiyenin göz içimi olduğu anlayışı ve divan edebiyatı geleneğine bağlı olması gerektiği anlayışı da Muallim Naci ve eski edebiyat savunucuları tarafından savunulmuştu. Bunun dışında baktığımızda abes muktebes tartışmasının etrafında özellikle Zemzeme Demdeme eserlerinin Ekrem ve Naci tarafından karşılıklı kaleme alındığını hatırlayalım. Bu dönemde gazete ve dergilerde eski yeni çatışmasının ve kutbunun yansıtan yazılar kaleme alınıyor. Bunun dışında baktığımızda özellikle Servet-i Fünun Edebiyatı'nın oluşum hareketinde biraz sonra bahsedeceğimiz dilin çok ağır ve anlaşılmaz olması, farklı imajlardan oluşması, Ahmet Mithat Efendi tarafından Servet-i Fünuncuların dekadanlıkta suçlanmasına neden oluyor. Bu dönem aynı zamanda biliyorsunuz Mehmet Kaplan'ın dediği gibi nesillerin ruhu dediğimiz bir anlayış var. Örneğin Tanzimat'ın birinci neslinin ruhu ile ikinci neslinin ruhu farklı. Baktığımızda özellikle Osmanlı hemen hemen benzer şartlarda ikinci Abdülhamit baskısından bahsediyoruz, sansürden bahsediyoruz. Eserleri iki tane isim bilmişti hatırlıyorsanız. Bu dönemde özellikle Servet-i Fünun dönemi dediğimiz 1896-1901 yılları arasında varlık gösteren bu edebi topluluk özellikle 2. Abdülhamit baskısının kendisine çok ağır hissettirdiği ve Osmanlı toplumunda yenilgilerin artık toprak kayıplarının gitgide arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu toplumsal şartlarda aynı zamanda Servet-i Fünun neslinin ruhunun oluşmasına katkıda bulunuyor ve Tanzimat'ın birinci ve ikinci neslinden çok daha farklı bir ruhla ortaya çıkıyorlar. Bu yönden Servet-i Fünun'un neslinin oluşmasında da toplumsal şartların getirileri ön planda bulunacak. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. 1891-1944 yılları arasında Edebiyata Cedide topluluğunun yayın organı olarak çıkan Sanat ve Edebiyat Dergisi Servet-i Fünun. Biliyorsunuz Servet-i Fünun
Fen dergisi adından da anlayacağınız üzere. Ve gördüğünüz gibi uzun yıllar, yaklaşık 55 yıla yakın bir süre zarfında çıkıyor. İstanbul'da Nikola Dayısı'nın çıkardığı fenli içerikli Servet gazetesinin ilavesi olarak karşımıza çıkıyor. 27 Mart 1891'den itibaren Ahmet İhsan Tokyos tarafından yayınlanmaya başlıyor. Daha sonraki tarihlerde ise Edebiyat-ı Cedide adını da verdiğimiz Servet İpek'in topluluğunun ve Fecrat ve Milli Edebiyat topluluklarının, hatta Yedi Meşalecilerin yayın organı olarak varlık gösterdiğini biliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi Servet İpek'in dergisinin bir kapağı var. İlk 6 ay 12, daha sonra 14 sayfa olarak çıkarıyor. Ahmet İhsan'ın yanı sıra Ahmet Rasim, Aranesi bahsetmiştik, Nabizade Nazım, Mahmut Sadık, Ali Ferruh, Emrullah Efendi, Besim Ömer gibi imzalar yer alıyor. 1893'ten sonra özellikle İzmir'den gelen Halit Ziya Uşaklı hikayeleriyle Alexander Dumas, Alfonso Daudet, François Coppée gibi, Jules Verne gibi, Paul Bourget gibi Batılı yazarların eserlerinden tercümelerin yer aldığını görüyoruz. Bakın, daha önce biz Tanzimat Edebiyatı'nda da çevirilerin gazete ve dergilerde yayınlandığını görüyoruz. Fakat özellikle Fransız romantik ve realistlerden yapılan çeviriler bunlar. Özellikle burada daha farklı anlayışa sahip Fransız yazarların eserlerinden çeviriler yayınlanması ve yeni isimlerin eserlerinin tefrik edilmesi oldukça önemli bizim için. Baktığımızda özellikle yayını 1895 yılına kadar aktualite ve magazin karışık, fenli, yarı edebi bir çizgide sürdürülen dergi, basın hayatındaki gerçek yerini ve şöhretini Servet İpek'in hareketinin yayın organı olmasıyla sağladığını biliyoruz. Özellikle bu dönemde ikinci neslin önemli isimlerinden birisi olan Recaizade Mahmut Efendi'nin büyük bir rolü var. 1895 yılında Musavver Malumat'ın sahibi ve baş muharriri Mehmet Tahir ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında kafiye göz için mi, kulak için mi olduğu konusunda başlayan bir tartışma var. Bu derginin Recaizade'nin Şemsa adlı hikayesinin müellifinden izin almadan yayınlamaya başlamasıyla iyice alevleniyor. Recaizade Mahmut Ekrem tenkitlerinin Galatasaray Sultanesi'ne, ki bugünkü Galatasaray Lisesi'ni kastediyoruz, öğrencisi olan Ahmet İhsan'ın çıkarttığı Servet-i Fünun'da yayınlamaya başlıyor bu tenkitlerini. Dergi, yeni bir edebiyat anlayışı ortaya koymak isteyen gençlerin yayın organı haline getirmek niyetiyle bir diğer öğrencisi Galatasaray Lisesi'nden Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un yazı işlerinin başına Recaizade Mahmut Ekrem'in getirmesiyle birlikte derginin Servet-i Fünun'un yayın organı olma niteliğine gelmeye başladığını görüyoruz biz. 7 Şubat 1896 tarihli 256. sayısından itibaren sanat ve edebiyat yöneticiliğini Recaizade Mahmut Ekrem'in Galatasaray Sultanesi'nden öğrencisi olan Tevfik Fikret'in geçmesiyle artık bu ek olarak çıkan dergi farklı bir kimlikle karşımıza çıkıyor ve edebi bir hüviyete bürünüyor. Menemenlizade Mehmet Tahir, Kafiye adlı makalesini burada yayınlayarak bu konudaki tartışmalara son noktayı koyduğunu biliyoruz biz. Bunun dışında Recaizade Mahmut Ekrem ve Tevfik Fikret'in arkasından dergiye birçok isim geliyor ve bu isimler daha sonra Servet Efendi'nin ve daha sonraki edebi oluşumların varlık göstermesinde önemli isimler. Nedir bu isimler bakalım? Halit Ziya Uşaklı geliyor Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, A. Nadir imzasıyla Ali Ekrem Bolayır, İsmail Sefa, Peyami Sefa'nın babası da hatırlarsanız, Aranesi'yle de bahsetmiştik. Hüseyin Siret, Hüseyin Cahit, Hüseyin Suat, Ahmet Şuayb, Menemenizade Mehmet Tahir, H. Nazım imzasıyla Ahmet Reşit Rey, Süleyman Nesip, Faik Ali Ozansoy, Celal Sair, Süleyman Nazip ve Müftüoğlu Ahmet Hikmet. Böylece Servet-i Fünun Edebiyatı'nın oluşumunda Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan bu kalemler oldukça önemli bir yer ediniyor. Derginin sayfa düzeniyle titiz gayreti yanında şiirleri ve makaleleriyle bu harekete öncülük eden isim tabii ki de Tevfik Fikret oluyor. Özellikle Musabeyi edebiyeleriyle sohbet geleneğini başlatmaya başladığını görüyoruz biz. Özellikle Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem'in açtığı batılı anlamdaki teoriyi uygulamaya geçmiş şeklini bu dönemde daha başlattığını görebiliyoruz. 258. sayıdan 512. sayıya kadar bu tarzda 30 kadar yazısı yayınlanıyor Tevfik Fikret'in edebiyat sohbetleri anlamında. Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Ali Ekrem daha takip ediyor daha sonraki bu edebiyat sohbetlerini. Ahmet Reşit ise Batı tarzında edebi tenkit örnekleriyle ilk defa Servet-i Fünun dergisinde
batılı anlamda tenkit anlayışını ortaya koyuyor. Ki Ahmet Reşit zaten bu dönemde Servet filmindeki tenkit anlayışının yerleşmesinde önemli bir isim olarak karşımıza çıkacak. Bu dönemde özellikle Servet filmciler Tanzimat'ın birinci neslinden çok farklı bir anlayış benimsiyorlar. Dönemin şartları da kendi mizaçları da bunu benimsiyor. Gördüğünüz gibi Tanzimat'ta gördüğünüz gazetenin yerini bu dönemde dergi almaya başlıyor. Tanzimatçıların savunduğu halka ulaşmak, halkı bilinçlendirmek, halka yeni edebi türleri tanıtmak amacıyla kaleme alınan eserlerin yerini sanat için, estetik haz uyandırmak için eserler alıyor. Halkçı bir anlayış benimsemediklerini görüyoruz. Özellikle büyük ölçüde Fransız şair ve yazarlarını örnek alıyorlar. Ve edebiyatı kökten ve batılı anlamda tamamen yenilemeye yönelik, gelenekten ayrı bir edebiyat oluşturma amacıyla ortaya çıkıyorlar. Bu yönden Tanzimat'ın birinci ve ikinci nesili ayrılıyorlar. Çünkü her ne kadar Tanzimat'ın birinci nesli özellikle batılı anlamda yeni bir edebi gelenek oluşturmaya çalışsalar da yazım tekniği açısından ve vezin açısından geleneğe bağlılardı. Ancak muhteva açısından yenileyebilmişlerdi. Devrin diğer yayın organlarına göre güçlü bir yazar kadrosu var ki sonraları biliyorsunuz birçok edebi geleneğin oluşumunda önemli isimler olarak karşımıza çıkacak. Yeni şiir ve hikayelerin yanında özellikle roman, edebi tenkit, tercüme faaliyetleriyle dergi oldukça dikkat çekiyor. Bu dönemde özellikle edebi tenkidin hüviyetinin olması önemli özellikle. Bu durum eski yeni tartışmalarını zaten ikinci nesilden beri varlık gösteren eski yeni tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Ve karşı yeni bir grup çıkarak tekrar bir kutuplaşma ortaya çıkıyor. Özellikle Servet-i Fünuncular biraz sonra bahsedeceğiz şiir konusunda. Edebi anlayışına uygun olarak sanatsal gaye güttükleri için Arapça parça kelime ve tanımlamaları dilde sıkça kullanıyorlar. Hatta sözlükleri açıp kullanılmayan sözcükleri de dile sokuyorlar. Bu yönden de özellikle Servet-i Fünun'un çok fazla eleştiri aldığını görüyoruz dil yönünden. Hatta Ahmet Mithat Efendi onları dekadanlıkla suçlayacak. Ara nesilde bahsetmiştik bundan hatırlıyorsanız. İlk önce Cenap Şabit'in şiirlerine kullandığı önemlidir. Sadece Semenfam gibi ifadeleri hedef alan Ahmet Mithat Efendi Sabah gazetesinde dekadanlar adıyla bir yazı yazarak Servet-i Fünuncuları bozguncu, dekadan olmakla suçlar. Böylece yeni oluşturulmak istenen edebiyatın dilinin tamamen geriye gönderildiğini ve burada bozgunculukla ne dediği anlaşılmayan bir edebi anlayış ortaya koyduklarını öne sürer. Buna karşılık Cenap Şahbettin dekadizm nedir? Yani sembolizm nedir başlıklı yazılarıyla durumu açıklamaya çalışır ve kendilerinin dekadanlıkla ilgilerinin bulunmadığını, ortaya koyduklarının sembolizmle bağlantılı olduğunu öne sürer. Tartışmaya daha sonra Ahmet Mithat'la Cenap Şahbettin arasında başlayan bu tartışmaya daha sonra Tevfik Fikret, H. Nazım ve Ali Ekrem de katılır. Sonunda Ahmet Mithat Efendi, Tarih gazetesine yazdığı Teslimi Hakikat adlı makalesiyle kendisinin yanlış anlaşıldığını ve Servet Fünuncuları dekadanlıkla suçlamadığını açıklama ihtiyacı duyar ve zaten makalenin de adından da anlayacağı üzere hakikati Servet-i Fünuncuları teslim eder. Bu tartışmadaki tavırlarıyla edebiyat dünyasındaki yerleri biraz daha güçlenen topluluk zaman içerisinde kendi aralarında da anlaşmazlıklara düşmüştür. Çünkü yaratılışlarından da gelen bir sentimentalizm yani aşırı duyarlılık Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle aşırı duyarlılık bu Servet-i Fünun şairliğinin tamamının mizacına görülen bir unsurdur. Özellikle dönemin bu kötü havası da bunların mizacını besler. Ali Ekrem'in Cenap Şahbettin ya Halit Ziya'nın eserlerinde Fransızca'yı taklit edip suni bir dil kullandıklarını söyleyerek bu tarz alafranga tabirlerden kaçınmak gerektiğini belirttiği Şiirimiz adlı makalesiyle topluluk arasındaki ciddi kırgınlıklar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Ali Ekrem Bolayır'ın özellikle bu tutumu ilk kırılmayı ateşlemesi açısından dikkate değerdir. Ardından Menemenlizade Mehmet Tahir ile Ahmet Reşit dergiden ayrılarak malumatın safına geçerler. Ki muhalif bir dergidir bu aynı zamanda. 1901 yılında Tevfik Fikret, Ahmet İhsan aralarına çıkan bir idari mesele yüzünden dergiden ayrılır ki başyazar olarak varlık göstermekteydi. Derginin başında da hatırlıyorsanız. Hüseyin Cahit'in yönetiminde yayınını sürdüren dergi, onun Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinin malumatçı Mehmet Tahir tarafından jurnal edilmesi üzerine kapatılır. Yani derginin yine aynı şekilde kaleme alınan makale nedeniyle kapatılması oldukça önemlidir. Yani Servet-i Fünun Edebiyatı'nın yayın organı olması 5 yıllık bir süreyi kapsar.
1,5 ay sonra yeniden yayınlanmaya başlandığında artık eski hüviyetine sahip değildir. Çünkü yazarları daha önce takip edilen yazarlar dergiden ayrılmış ve eski kadrosu bulunmamaktadır. Ve önemli geriye kalan diğer önemli yazarların da tek tek ayrıldığını görüyoruz biz bu dönemde. Özellikle Servet-i Fünun hareketi Cedide. Cedide'yi Türk edebiyatı tarihinde eski yeni yerli Avrupai edebiyat çalışmalarının doğurduğu önemli oluşumlardan birisidir. Çünkü biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle eski edebiyat savunucularının karşısında yeni bir edebi anlayışın ortaya konması önemliydi. 1895 yılı sonlarında daha önce de bahsettiğimiz Hasan Ahsap adlı genç bir şairin beytinde geçen abes ve muktebes kelimelerini görüyorsunuz. Birisi feltekse ile birisi sin harfiyle yazıyor. Kafi olup olamayacağı konusu bu yeni edebiyatın kurulmasına vesile olmuştur. Ve yeni edebiyat savunucularının özellikle kutuplaşmasının oluşturduğu bir edebi anlayıştır. Edebiyat-ı cedide yani yeni edebiyat anlamına geliyor biliyorsunuz. Servet-i Fünun edebiyatının edebiyat görüşlerini yansıttığı belirli bir beyannamesi bulunmamaktadır. Fakat bu edebi geleneğe mensup olan sanatkarların dağınık dergilerde ve gazetelerde yayınladığı retorik yazıları, eserlerin ön sözlerine bahsettikleri yazıları bulunmaktadır. Özellikle Halis Ziya'nın kaleme aldığı Mai ve Siyah'taki Ahmet Cemil'in söylediği ifadeler, Servet-i Fünun şairlerinin edebi anlayışını yansıtır niteliktedir ve oldukça önemlidir. Hatta Ahmet Cemil'in Servet-i Fünun ruhunu yansıttığı ifade edilir ve bu dönemin romanı olarak addedilir. Edebi türlerin ortak özelliklerinden, kaleme alınan hatıralarından, dil, edebiyat, sanat ve hayat hakkındaki görüşlerinden bu şairlerin dağınık olarak düşüncelerini öğrenmek mümkündür. Mehmet Kaplan özellikle Edebiyat-ı Cedide şairlerini bir araya getiren sebepleri tahlil ederken aynı zamanda onların ortak özelliklerine de işaret eder. Onları bir araya getiren bu ruha da işaret eder. Bunların başında yazarların yalnız ferdi meseleler üzerine durmaya sevk eden amil olarak devrin siyasi durumunu dikkate almak gerektiğinden bahseder. Bakın her neslin özellikle siyasi durumlar karşısındaki duruşu farklıdır. Namık Kemal ve onun neslini devam ettiren, o ruh devam ettiren gençlere baktığımızda özellikle Batan yahut Silistre gibi siyasi ve sosyal tarihle birebir iç içe olarak eserlerini ortaya koyan ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için edebiyatı bir malzeme olarak kullanan bir anlayış görüyoruz. Fakat bu döneme baktığımızda 2. Abdülhamit istibdat döneminin olmasından dolayı bu dönem özellikle şair ve yazarlarının tamamen dış dünyada kendisini soyutlayıp toplumsal konuların bu kadar alevli ve ateşli olarak işlenebileceği bir dönemde ferdi temalara yönelmeleri, hatta bunu ızdıraplı ve aşırı hassasiyet gösterir şekilde yansıtmaları, dönemin özellikle şairlerinin ortak tavrı olarak nitelendirir Mehmet Kaplan. 1877'den itibaren 93 harbinin varlığını göstermesi ve bunun mağlubiyetle sonuçlanması, Meclis-i Mebusan'ın kapatılışı, sansürün bu dönemde çok yoğun olması, jurnallere dayanan bir rejimin oluşması, yazarları da bu dönemde özellikle toplumdan ve siyasi olaylardan tamamen soyutlamaya yetmiştir. Fakat söylediğimiz gibi bu dönemin neslinin ruhu böyledir. Farklı bir nesil olsa daha farklı bir anlayış sürdürerek daha siyasi olayları gündeme getirebilir. Bu neslin özellikle aşırı duyarlılık göstererek toplumdan kendilerini soyutlamaları ortak bir tavırdır. Bu durum özellikle edebiyatta yanına yıldız koymakta fayda var. İçe kapanma, kendi ızdıraplarını dile getirme gibi şiirlere özellikle yansımıştır. Özellikle siyasi ve sosyal meseleler yerine estetik değerlerde gelişme ve derinleşme görülür ve hiç olmadığı kadar edebiyat estetik yönden bu dönemde zenginleşir. Toplumsal konular özellikle şairin bireysel dönemlerinden dışında hiçbir şekilde işlenmemiştir. Bu tavır özellikle bireysel konulara yönelme, edebiyatı tamamen batılılaştırma, Tanzimat'ın ikinci neslinde Ekrem'in teorik olarak ortaya koyması, Hamid'in ise uygulamaya geçirmesi açısından zaten başlamıştı hatırlarsanız. Özellikle bu Ekrem Hamid neslinin devamı olarak niteleyebiliriz biz Edebiyat-ı Cedide topluluğunu. Zaten Recaizade Mahmut Ekrem, Edebiyat-ı Cedide topluluğunun kurucusu, öncüsü olmuştur ve destekleyicisi olmuştur uzunca bir sürede. Bunun dışına baktığımızda özellikle Servet-i Fünuncuları bir araya getiren sebepler arasında bunların orta sınıf esnaf ve memur çocukları olmaları, disiplinli, programlı ve yabancı dil öğreten okullarda küçük yaşlardan itibaren öğretim görmeleri,
ve benzer sosyal ve kültürel çevrelerle yetişmiş olmaları zikredilebilir. Şimdi baktığımızda özellikle Tanzimat'ın birinci neslinin ve ikinci neslinin Hamid'i dışarıda tutarsak, 20'li yaşlardan sonra Batı edebiyatıyla ve Fransızca ile tanıştığını biliyoruz. Devlet eliyle ya da kendi imkanlarıyla Batı'ya gitmişlerdir. Batı edebiyatını belli bir yaştan sonra öğrenmişlerdir. Ve daha önce getirdikleri gelenekten gelen divan edebiyatı anlayışıyla sonradan yeni bir edebiyatı oluşturmaya çalışmışlardır. Servet-i Fünuncular ise küçük yaştan itibaren Batılı okullarda Fransızcayı küçük yaşlarda öğrenerek gelmişlerdir. Ve özellikle disiplinli programlı bir şekilde bu Fransızcanın ve Batılı kültürün öğrenilmesi Tanzimat sanatçılarının aksine Servet-i Fünuncular'da erken yaşlarda olmuştur. Bu da onların edebi anlayışının tamamen Batılı olmasını açıklar niteliktedir. Özellikle orta sınıfa mensup olmaları, yatılı okullarda okumaları ve bu yatılı okullarda daha yalnız kalmaları onların psikolojik ve içe kapanık, hissi hatta marazi yaratılışlı şahsiyetler olduğunu açıklar niteliktedir ki bu dönem şairlerinin eserlerinde özellikle biz bunu temel tema olarak görüyoruz. Bunlardan bazıları her ne kadar hatıralarında nispeten serbest bir siyasi ortamda daha farklı eserler meydana getirebileceklerini ifade etmişlerse de ikinci meşrutiyetten sonra eser veren çoğu yine Servet-i Fünun döneminde oluşturdukları eserleri mizaçlarına uygun olarak devam ettirmişlerdir. Baktığımızda özellikle bu dönemin en önemli edebi temayüllerinden birisi estetik değerlere oldukça önem vermeleridir. Çünkü hatırlarsanız özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'in talim edebiyatı ortaya koyduğu batılı anlamda yeni edebiyatın temellerinin estetiğe dayanması, özellikle topluma fayda anlayışının geri plana itilmesi uygulama anlamında Servet-i Fünuncularda karşımıza çıkar. Öncelikle edebi dilin oluşmasında kendisini göstermiştir. Özellikle şiirde olduğu gibi nesirde de uzun vokalli, ahenkli, Arapça parça, Fransızca uzun tamlamalardan oluşan bol dilli bir dil benimsemişlerdir. Bu yüzden de Tanzimat'tan beri özellikle Şinasi'nin çabalarıyla sadeleşmeye çalışan dil tamamen eski haline dönmüş. Hatta daha da ağır bir şekle gelmiştir. Divan Edebiyatı'nın o Arapça parça müzikal dilini yakalamayı amaç edindikleri için böyle bir tutum sergilemişlerdir. Eski sözlüklerde mevcut olan tiraje, şegaf, iptika, puşide, tekattür gibi kelimelerle Arapça ve Farsça'da bile bulunmayan tebeşbüş, mükevkev, müşemmez, mukmir, nevin gibi kelimeleri etimoloji kurallarını zorlayarak estetik kaygıyla ortaya koymuşlardır. Bu da onların zaten dekadanlıkla suçlanmasının temelinde yatan konudur. Baktığımızda edebiyat cedideciler şiirde sadece zaten estetik kaygı güttükleri için aruzu kullandıklarını görüyoruz. Zaten Tanzimat'ın birinci nesli ve ikinci neslinde hecenin kullanılmadığını biliyoruz. Sadece ara nesilde özellikle birkaç denemeyle sınırlı kaldığını biliyoruz. Bunda da batıdan aldıkları nazım şekilleriyle birlikte heceyi uyguluyorlardı ve bunda başarılı değillerdi hatırlarsınız. Özellikle bu dönemde aruzun müzikal değer kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Aruz özellikle şiirlerde tercih edilen temel unsur olarak karşımıza çıkar ki zaten Hamid'de hatırlarsanız tiyatrolarda bile aruzun kullanıldığını biliyoruz biz. Divan edebiyatının nazım şekilleri ise Tanzimat'ın birinci neslinde, ikinci neslinde ve ara nesilde kullanılan nazım şekilleri ise tamamen terk edilmiş. Yerine batılı nazım şekilleri ilk defa bu dönemde kullanılmıştır. Öyleyse bu dönemde Tanzimat'tan beri süre gelen nazım şekillerindeki yenileşme hareketleri uygulamaya geçirilmiştir. Özellikle sone ve daha ziyade kural dışı olarak nazım şekillerini uygulamaya koymuşlardır. Biliyorsunuz divan edebiyatında müstezat nazım şekli var. Her vezinde ve kuralsız kullanışlarıyla bunu serbest bir şiirin yolunu açarak serbest müstezata çevirmişlerdir. Ve ilk defa Servet-i Fünun döneminde serbest müstezat kullanılmıştır. Ki hatırlarsanız ara nesilde de biz Servet-i Fünun'dan önce bunların denemeye girdiğinden bahsetmiştik. Aynı mısralarda bilinçli olarak bazı ünsüzlerin veya bazı ünlülerin asonans ve aliterasyon diyoruz biliyorsunuz bunlara. Arka arkaya kullanılmasıyla müzikal değere ve ahenge önem verdiklerini biliyoruz. Zaten bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi şiirin özellikle edebiyatın
resim ve musikiye yaklaştırılmasıdır. Özellikle şiirde cümle yapısının beyitten kopması. Zaten Tanzimat döneminde hatırlarsanız biz beyit bütünlüğünden değil şiir bütünlüğünden bahsetmiştik. Parça bütünlüğünün yerine bütün güzelliği almıştık. Burada özellikle birçok mısraya dağılmasıyla mensul şiire yaklaştığını görüyoruz biz. Anjan Buman dediğimiz, özellikle biz hatırlarsanız bunu divan edebiyatında merhum beyit diye gelmiştik. Rehin alınmış beyitten geçiyor, geliyor anlamı. Özellikle anlamın bir beyitte bitmeyip diğer beyite sıçraması da buna benzer bir anlayışla karşımıza çıkmıştı divan edebiyatında. Özellikle Anjan Bumanlarla klasik mısra yapısının dağılması ve mısranın tek anlamda bitmeyerek diğer mısralara dağılması çok sık karşımıza çıkan bir bu dönem özelliği oluyor. Bu dönemde genel olarak bireysel temaların işlenmesinden bahsetmiştik. Aşk ve tabiat konuları en çok işlenen konular zaten estetik kaygıda güdüldüğü için. Ve bunlar özellikle aşırı bir hassasiyetle işleniyor. Eserlerde özellikle estetik kaygı duyguyla birlikte de veriyor. Özellikle ikinci neslin önemli sanatkarlarından Abdülhakami Tarhan'daki metafizik temaları zorlayan şiiri yerine Ekrem'in daha derinliksiz, daha yüzeysel konuları ele aldığı aşk, tabiat gibi konuların işlendiğini biliyoruz. Bu dönem şiirlerinde derinlik konu anlamında değil, daha çok üslup ve biçim anlamında karşımıza çıkıyor. Yine Recaizade Mahmut Hakim'in söylediği gibi zerrattan şu bulsa her güzel şey şiirdir. Yani güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Anlayışından ötürüm. Burada özellikle güzellik kavramı üzerine sıkça serveti kullanıcıların durduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Ekrem'in vezinli ve kafiyeli her güzel söz şiir olamayacağı gibi şiir yazmak için mutlaka vezin ve kafiye gerekmeyeceği anlayışı serveti fünuncularda mensup şiir anlayışını doğurmaktadır. Özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'in retorik anlamda batılı bir edebi geleneği beslediğinden bahsetmiştik. Bu dönemde özellikle serveti fünuncular bunun uygulayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Fikirden çok duygu ve hayal yüklü kısa metin parçalarından ibaret eserler ortaya koyuyorlar ve bu türün yayılmasına öncülük ediyorlar. Daha sonraki dönemlerde de mensup şiir kullanılacak zaten. Ama ilk defa Servet-i Fünun döneminde kullanıldığını söyleyebiliriz. Servet-i Fünun roman ve hikayesine baktığımızda bu dönemde özellikle 1859 yılından beri yenileşmeye çalışan Batı edebiyatında roman ve hikaye türünün gerçek olarak karşılığının Servet-i Fünun'da alındığını biliyoruz. Özellikle Namık Kemal'in denemelerinin, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Razi, Hüseyin Cahit Yalçın'da kendisini görecek. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın birçok popüler denemesinin ve yeni edebi batılı türlerin, roman türlerinin denenmesinin yanında bu dönemde gerçek anlamda edebi bir romanın oluşmaya başladığını görüyoruz. Dilin edebi bir hüviyet kazandığını görüyoruz. Özellikle karakterlerin, tiplerin psikolojik tahlillerle birlikte verilmesi, neden sonuç arasındaki bağın kuvvetli tutulması, olayların özellikle yazarın müdahale etmeden kendi akışı içerisinde yer alması oldukça önemlidir. Özellikle romanlarda geçen karakterlerde tıpkı yazarları gibi aşırı hassasiyet gösteren ve dönemden oldukça etkilenen kişiler olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu dönemde roman ve hikayede realist ve naturalistlerden etkilendiğini biliyoruz biz. Yine Tanzimat döneminde olduğu gibi. Roman tekniği dil ve tasvirlerde realist olan Servet-i Fünun yazarları kahramanlarını çok defa romantik, gerçek hayatı tanımayan ve daha çok hislerine mağlup olan kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Hatırlarsanız Tanzimat döneminde de dış dünyayı çok fazla tanımayan daha tor delikanlılar karşımıza çıkıyordu. Burada daha çok hisleriyle hareket eden, bu yüzden de gerçeğe çok fazla yaklaşamayan bir tavır sergileyen karakterler karşımızda. Çevre ve insan ilişkisi oldukça önemli. Özellikle veraset problemi, ırsiyet problemi oldukça önemli. Aşk-ı Memnu'yu hatırlayın lütfen. Annesine benzemek istemeyen Bihter'in tavrını. Yine naturalizmden gelen ırsiyet kavramı çok sık geçiyor romanlarda. Özellikle bu dönemde biz en önemli yeniliklerden birini roman ve hikayenin ilk çizgilerle birbirinin ayrılması olarak nitelendirebiliriz. Çünkü daha önce biz hikayeye yaklaşan romanlar, hikaye gibi kısa yazılmış romanlar ya da romana yaklaşan hikayeler karşımıza çıkıyordu. Yani hikaye ve romanın net olarak birbirinden ayrılmadığı eserlerle karşılaşıyorduk. Bu dönemde özellikle hikaye ve roman türü net olarak birbirinden teorik olarak da uygulamada da ayrılmıştır. Ve küçük hikaye türü bu dönemde yaygınlık kazanması
oldukça önemlidir. Zaten Ahmet Mithat bu küçük hikayelerle bu durumu başlatmıştı hatırlarsanız. Özellikle edebiyatı cedide dediğimizde gerçeklerden kaçıp hayale sığınma, onların edebi geleneklerinin temelinde bulunan bir unsurdur. Özellikle kendi sentimentalizmi besleyen devrin şartları da eserlerine yansır bu şekilde. Baskı rejiminin verdiği sıkıntıdan, toplumdan uzaklaşmak için önce Yeni Zelanda'ya kaçmayı planlarlar. Fakat daha sonra bu planları tutmadığı için Manisa'da bir çiftliğe çekilerek Robinson'a yaşayışına özendikleri bilinmektedir. Bunu sık sık dile getirirler. Özellikle hatıralarında çok sık karşımıza çıkar. Özellikle gerçekleşmeyen bu arzuları yani Yeni Zelanda'ya kaçma arzuları gerçekten realiteden kopuşu da işaret eder. Eserlerinde bunları çok sık göreceğiz zaten. Özellikle daha çok gerçekten kopup hayale sığınma ve olmayacak hayallerle uğraşarak bu hayal gerçekleşmediğinde, hayal kırıklığı yaşadığında da tamamen içine kapanma eserlerinin temelinde bulunur. Zaten bu hayal ve hakikat arasındaki zıtlığı da bu şair ve yazarların eserlerinde görebiliriz. Mesela hayal içinde, hayatı muhayyel, hayatı hakikiye sahneleri, mavi ve siyah, kırık hayatlar, ömrü muhayyel, rubabı şikese yani kırık saz gibi. Yani eserlerin adlarında da bu hayal hakikat ve hayal kırıklığını görebiliyoruz. Duygu bakımından içe kapanık, marazi ve melankolik bir tavırları olduğundan bahsetmiştik hatırlarsınız. Buna karşılık şiirde parnasyen, romanda realist mektebe bağlı olmaları, tasvir ve tahlillerde onları gerçekçi olmaya teşvik etmiştir. Özellikle bu dönemde parnasizmin ilk defa etkili olduğunu görüyoruz. Daha önce hatırlarsanız romantizm etkiliydi. Şinasi'de özellikle klasisizmi görmüştük. Özellikle bu dönemde tabiat ve çevre tasvirlerinin gerçekçiliğini biraz da bu realizmin moda olmasına bağlayabiliriz. Hatırlarsanız tabiatın özellikle gelenekten farklı olarak ele alınması Sahra adlı şiir kitabıyla Hamit'te görmüştük. Özellikle tabiatı bir duygularını aktarmaya yarayan bir dekor olarak kullanması, ilk defa batılı anlamda tabiatı algılaması, geleneğin sınırlarına çıkması Hamit'le karşımıza çıkmıştı. Özellikle Servet İpucuları'nda da tabiat resimle bağlantılı olarak çok sık karşımıza çıkacak ve çevre tasvirlerinde daha gerçekçi bir tutum benimseyecek Servet İpucuları. Yazarların özellikle resim kültürünün olması, tablo altı şiirlerin biraz sonra şiirde bahsedeceğiz bir sonraki dersimizde. Resim kültürünün benimsemesi, Tevfik Fikret'in özellikle ressamlığının da olması, bu konuda özellikle resmi, musikiye ve resme yaklaştırmaları dönemin hassasiyetlerini vermesi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi devrim baskısı sebebiyle tiyatro edebiyatında hiçbir gelişmenin olmamasıdır. Çünkü zaten bu tiyatro anlayışının olmaması da onların edebi anlayışına daha çok uyar. Çünkü baktığımızda tiyatro halka ulaşmayı amaç edinen ve okuma yazma bilmeyen halkı bile geliştirmeye yönelik olan Tanzimat'ın birinci nesile daha uygunluk gösteriyordu. Özellikle Cenap Şahabettin, Hüseyin Suat ve Halis Ziya'nın birkaç tiyatro denemesi dışında bu dönemde kayda değer bir eser görmüyoruz biz. Tiyatro anlamında. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi daha önce gazete ve dergilerdeki birkaç makale ve yazıyla takip edilen edebi tenkidin bu dönemde büyük bir gelişme göstermesidir. Daha önce Beşir Fuat'ın tenkidi sübjektif ve tesadüfi olmaktan çıkarıp adeta matematik ölçüleri olan bir ilim haline getirme yolundaki naturalist gayretleri Servet İpucuları bu alanda başarılı olmak için yol açmıştır. Kültür temeli yine Batı'dan, özellikle Fransız edebiyatından alan bu devir tenkidinin en önemli ismi Ahmet Şuayb'dır. Sınavda çıkabilme ihtimali vardır. Başta Cenap Şahabettin ve Halit Ziya olmak üzere diğer Servet İpek'in yazarlarının çoğunun da zengin tenkit yazıları olduğunu hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Edebiyat-ı Cedide isimleri ve eserleriyle ün yapmış başlıca şahsiyetlere bakalım. Hepsi önemlidir. Hepsiyle ilgili soru çıkabilme ihtimali vardır. Şairlerden tabii ki de öncelikle Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Siret, Ali Ekrem Balayır, Ahmet Reşit Rey, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Faik Kale Ozan Soy, Celal Sahir Erozan, Hüseyin Suat Yalçın vardır. Roman ve hikaye yazarlarına baktığımızda tabii ki de Halis Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Saffet-i Ziya. Tenkit anlamında ise karşımıza Ahmet Şuayb'in çıktığından biraz önce bahsetmiştik.
Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere arkadaşlar.